Evet. Son durum nedir efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi öğleden sonra bir hareketlilik. Ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu ve bu hareketliliğin neticesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Yani burada milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla iş başına gelmiş, anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız ve her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Şu anda biliyorsunuz Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidardır. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun için de böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu adımı atıyoruz. Bakın şu anda şu çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk Havalimanı, işte şurada kısa bir süre önce DAEŞ militanlarının, değil mi, adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik. Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu ve düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Bu F-16'lar niye uçuyor? Biz bu F-16'ları niye aldık? Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Şimdi ise bu F-16'ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu zannedenler, düşünebiliyor musunuz? Şu anda bu havalimanına normal yolcuların inmesine, kalkmasına bile müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve Cumhurbaşkanı'nı da bir taraftan tehdit ediyor. Ben buraya gelmeden önce farklı bir yerdeydim, Marmaris'te, ve ayrıldığım yerde de hemen arkamdan